Herkese merhaba. Otobüste ufak tefek bir iki güncelleme yaptım. Onu paylaşacağım şimdi. Birincisi geçen videoda görmüşsünüz zaten. Pamukkale skini vardı. Bir de milli takım skini yaptık. Onu ekledik. Şimdi de o skini yaptım. Ona uygun olsun diye de böyle kırmızı beyaz ledler döşedim her yerine. O yüzden gece başlattım videoyu. Şöyle göstereyim size sadece ledli halini. Şöyle zaten logoyu da görüyorsunuz. Her yer kırmızı beyaz. Skinimiz de bu şekilde. Gündüze geçelim. Çok fazla uzatmadan videoyu. Natrolux'la canımızı çok sıkmadan tabii. Şimdi skin bu şekilde. Gerçekte böyle bir skin var mıdır yok mudur bilmiyorum. Mustafa'nın dizaynı benim de hoşuma gitti. Oyuna eklemeye karar verdik daha doğrusu otobüse. Şöyle bir durumumuz vardı. Ne anlatacaktım ben size? Ha. Yaptığımız güncellemeleri biraz anlatayım. Şimdi ilk başta teknik anlamda bir güncelleme yaptım. Camlar da şöyle baktığınız zaman sol taraf normaldi. Hatta bir skinde kayma oluyordu. Sağ tarafta gölgeliydi cama denk gelen kısım skinlerde. Yani sağ tarafta kalan kısım böyle gölgede kalıyormuş gibi koyuydu. Onu düzelttim birincisi. Bu teknik anlamda bir değişiklik. Bir de mesela bunda zaten arka taraf görünmüyor. Tamamen camlar boyalı bu skinde de. Mesela benim kendi skinimde veya işte ne bileyim diğer cama yaptığımız skinlerde şöyle bir sıkıntı vardı. Şöyle hemen bir skinine geçeyim onu size göstereyim. Diskim de doldu mu ne olduysa çok yavaşladı ya. Neyse. Onu hallederiz. Önce de bitkinle geçeceğiz tabii. Şöyle Pamukkale'yi zaten geçen videoda çekmiştik. Bu eklendi. Bir de TFF diye bu milli takım skin'e eklendi. Şöyle bir skininden ben size cam kaplaması ile ilgili durumu söyleyeyim. Belki fark edenler vardır, fark etmeyenler vardır. Ben göstereyim, şöyle yapalım. Şimdi mesela bu şekilde baktığınız zaman karşı camdaki, sağ camdaki Deadbeat yazısı ve işte YouTube logosu falan bu taraftakinin üstünde görünüyordu, üstüne geçiyordu. Onu düzelttim. Ne taraftan bakarsanız şu an doğru bir şekilde o taraf görünüyor. Artı dediğim gibi bu taraf gölgeli görünüyordu. Bu taraf aydınlık. Gerçi bu galeride anlaşılmaz, tamirhanede anlaşılmaz. Çünkü tamirhanede zaten ışıkla ilgili sıkıntı var. Sol tarafla sağ taraftan gelen ışık aynı değil tamirhanede. O yüzden farklı görünüyor da. O gölge olayını da düzelttik. Şu anda onda bir problemimiz yok. Hazır buraya girmişken şunu da göstereyim. Ventil sesi. Şurada biliyorsunuz ventil ayarımız var. Ventil hassasiyeti. Buraya ventilsiz diye bir seçenek ekledim. Nedir bu da? Hassasiyet zaten vardı. Düşük, orta, yüksek ve sürekli diye. Bir de var mıdır bilmiyorum. Olabilir. Ventil sesinden hoşlanmayan arkadaşlar için böyle bir seçenek koydum. Bunu seçtiğiniz zaman tıslama dediğimiz ses var ya, ventil sesi, tıslama sesi bunu kesiyor. Yani ventilsiz halde kullanabiliyorsunuz otobüsü. Böyle bir seçenek koydum. Yine bunun dışında ekstra yaptığımız ne var? Şeyde otobüsü kullanırken dış sesler içeriye çok geliyordu. Heh, şimdi hatırladım. Dış sesler içeri çok geliyordu. Onu azalttım. Bununla ilgili çok geri dönüş olmuştu. O yüzden dış sesleri azalttım.
Şimdi zaten test edeceğiz şu an İstanbul'dayız serviste. Buradan bir otogara gideriz. Ufak bir sürüş test etmiş oluruz yine. Gözümüze bir şey çarparsa siz bu videoyu izlerken onu görmüş olacaksınız ama indirdiğinizde düzelmiş olacak. Onu da söyleyeyim. Tamamını test etmedim çünkü. Şöyle bir otobüsü çalıştıralım, yola çıkalım. Terminale bir işaret koyalım. Bu arada nedendir bilmiyorum ama şu takılma olayı oluyor. Büyük ihtimalle Naturalix'ten ama emin de değilim. Benim makine bir format da istiyor olabilir canım. Ona sonra bakarız artık. Tabii böyle yaparsa olmayacak. Açsana kapıyı versene efendim. Seslerin çok fazla gelme olayı artık olmayacak. Ben şu trafiği de kapatayım ya. Bir sıkıntı var ama anlamadım nedir. Yazsam daha çabuk yazmıştım. Konsola geçtiğiniz zaman da böyle en son ne yapıyorsanız gaza basıyorsanız gaz devam ediyor. Frene basıyorsanız fren devam ediyor. Öyle bir sorun var. Şimdi bir sürü venti sesi gelmişti. Venti sesi şu anda yok artık. Yok artık derken hani venti sesi seçerseniz gelmiyor. Şu rüzgar sesi biraz yüksek sesli kalmış. Dış ortam sesini azaltınca o biraz kendini belli etmiş gibi. Ben onu da biraz kısarım size paylaşırken. Ventil sesi de rahatsızlık vermeyecek şey ventil diyorum. Rüzgar sesi. Azaltırız. Sekize bastık. Falan video çekiyor. Çektiği videoda hiçbir şey anlatmıyor. Ben sadece video çekiyorum. Ama bunu şey için söylüyorum. Hani her şeye özenmiyorum. Ben bu videoları da modlarımı falan tanıtmak için çekiyorum. Ben arada sefer falan anlatmıştım. Belli bir izleyiciye ulaştık demek ki. Az da olsa çektiğimiz videolar bir işe yarayabilir mümkün. Ara sıra böyle sıkıntı yaşıyoruz demiştim. Da çözeriz. Ha, bu arada 4000 kişi oldu. Teşekkür ederim hepinize. Yalnız şöyle bir durum var. İstatistiklere bakıyordum. Kanal neredeyse 1 milyon görüntülenmeye ulaşmış. 990 küsür binde şu anda. Videoların görüntülenmesi ise. Gayet güzel. Ama ayrıntısına baktığım zaman bu izlenmelerin yaklaşık 800 bin küsürü abone olmayanlardan gelmiş. Yani
muazzam bir fark var arada. Bundan da şunu anlıyorum, benim çektiğim videolar demek ki bir boka yaramıyor. Görüntülenme alıyor ama beğenmiyor kimse, kanala abone olmuyor, bunu anladım. O yüzden hatırlatayım, eğer videoları beğeniyorsanız veya takip etmek istiyorsanız kanalı, kanala abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Özellikle modlarımı takip edenler için söylüyorum, videoları sevmeyebilirsiniz ama ben yaptığım modları, güncellemeleri her şeyi YouTube aracılığıyla tanıtıyorum. Başka bir sosyal mecrada aktif değilim. Takip eden biliyor zaten artık. Facebook var, kanalın Facebook hesabı var. Kullanmıyorum diyebilirim. Twitter hesabı var kanalın. Kullanmıyorum diyebilirim onu da. Onu hiç kullanmıyorum zaten. Facebook'ta ara sıra yine video atıyoruz link falan da. Yani lafın kısası, Facebook, Twitter, yani YouTube harici hiçbir yerde aktif değilim. O yüzden bana ulaşmak demeyelim. Discord'dan her zaman ulaşabilirsiniz de. Yaptığım güncellemeleri, modları takip etmek istiyorsanız, haberdar olmak istiyorsanız kesinlikle kanalı takip etmeniz gerekiyor. Çünkü bütün her şeyi buradan paylaşıyorum. Yani bütün iletişimim buradan diyebilirim. Onun için kanalı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Böyle abone olmadan izlemeyin lan videoları. Hatam anlayamışım şimdi. Abone olup olmamak tabii sizlerinizde size bağlı bir şey. Ama dediğim gibi bu videolardan haberdar olmak için, yaptığım güncellemelerden özellikle haberdar olmak için lütfen takip edin, abone olun. Çünkü neredeyse bir seneye yaklaştık. 6 ay diyelim hadi. Temmuz ayında çıkardım otobüsü. 6 ay geçti. Hala güncelleme var mı falan gibi böyle sorular geliyor. Yani güncelleme olduğu zaman kesinlikle videosunu çekiyorum. Videosunu çekmeden hiçbir güncellemeyi, hiçbir modu paylaşmıyorum. O yüzden bakın kanala. Kanalda en son otobüsle ilgili ne güncelleme yapmışsam o vardır zaten. Yani bunu soran arkadaşlar da işte bu yüzden soruyor. Beni mesela Facebook'tan takip etmiş kanalı ama YouTube'dan takip etmemiş, örnek veriyorum. Facebook'tan benim bilgi vereceğimi düşünüyorum normal olarak. Yani ben de olsam öyle düşünüyorum. Facebook sayfası mı olacak? Ama yok yani. Ben kullanmıyorum. Sevmiyorum da Facebook'u zaten. Hani açtım. Sırf açmış olmak için açtım kanalı, Facebook sayfasını, ama kullanmıyorum. Belki ileride moderatör alıp moderatörlere kullandırabilirim Facebook sayfamı. Ben de moderatörüm var ama benim moderatörler moderatörlük anlamında bir işe yaramıyorlar, ben açık söyleyeyim. Kimse alınmasın, darılmasın arkadaşım hepsi ama. Yani şey gibi, moderatör olanlar benim arkadaşım olduğu belli olsun gibi bir durum var yani, şey değil. Moderatörlük yapmıyor kimse bana. Gerçek anlamda moderatörüm yok yani. Kanal büyürse o zaman belki moderatör alırız. Şu anda sıkıntımız yok. Evet. Şöyle duralım. Perona da girdik. Şimdi ne dedik? İki tanesi kim ekledik? Ventilsiz ses seçeneği ekledik. Dış sesleri azalttık. Rüzgar. Giyirdim lan. Rüzgar sesini de azaltacağım. Videoda var ama siz indirirken rüzgar sesi azalmış olacak. Camlardaki gölgeler falan düzenlendi diyelim. Aynı linkten indireceksiniz yine. Bana soru sormanıza gerek yok bununla ilgili.
yeni sitemize üyesinizdir herhalde artık otobüsü aldığınıza göre. Ki satın alman arkadaşlar zaten onlarınızdır. Hesabım indirmelerin altındaki linkten, aynı linkten tekrar indirip bu güncellemeyi kullanabilirsiniz. Başka da şu an söyleyebileceğim bir şey yok. Bir sonraki videoda bakarsınız bu sefer de atabiliriz bu şekilde. Bir roleplay yaparız milli takıma, yurt dışına gidip plasmana götürürüz. Malum yeni havaalanından inişler kalkışlar pek mümkün olmadığı için artık otobüslerle gideceğiz. Neyse girmeyelim oralara şimdi, Silivri soğuktur. Hepinize iyi oyunlar diliyorum, hoşçakalın.